Merhabalar, ODTÜ Bilim İletişimi Grubu olarak yeni bir videocast bölümümüzle birlikteyiz. Bugün Mersin Erdemli'de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ndeyiz. Konuğumuz Doçent Doktor Mustafa Yücel, Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyemiz. Bugünkü konumuz ilginç bir konu, çok fazla bilinmeyen ama çok merak uyandırıcı bir konu. Okyanus dünyalarda yaşam arayışı. Hocam, söyleşimize hemen okyanus dünya kavramı nedir? Bu kavramı bizim için kısaca anlatabilir misiniz diye sorarak başlamak istiyorum. Evet, bu çok güzel bir soru. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler hocam. Hoş bulduk. Sizleri ağırlamaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şimdi okyanus dünyalar hakikaten çok bilinen bir kavram değil. Ama her şeyden önce en bilinen okyanus dünyanın kendi dünyamız olduğunu, kendi gezegenimiz olduğunu belirterek başlayalım. Ama okyanus dünyalar özellikle dünya dışı, yani güneş sistemi içerisinde, hatta yeni güneş sistemlerinde, yani diğer öte gezegenler dediğimiz sistemlerde de, hem o gezegenler ve hem onların uydularında okyanus barındırma ihtimali olan, aslında cisimlere, gök cisimlerine verilen genel bir isim. Okyanus dünyalar ama daha dar anlamıyla ve daha aslında son yıllarda özellikle okyanus dünyalar kavramıyla kastedilen aslında birkaç tane önemli uydu var güneş sisteminde. Bunlar özellikle Jüpiter ve Satürn'ün uyduları. Enceladus diye bir uydusu var mesela. Bu Satürn'ün uydusu. Jüpiter'in uydusu da Europa. Bunlar en bilinen, en meşhur diyeyim ve son yıllarda çalışmalara konu olmuş iki tane okyanus dünya. Daha teknik anlamda okyanus dünya, dünyamız da bir okyanus dünya tabii. Bizde sıvı anlamda yüzeyi sıvıyla kaplı bir şey var tabii ki, okyanus var. Bu diğer saydığım Enceladus ve Europa gibi okyanus dünyalarda ise bizim anladığımız anlamda bir okyanus var. Evet, tuzlu bir su okyanusu, su kütlesi mevcut ama bu buzla kaplı bir kabuk altında. Dolayısıyla okyanus dünyalar çeşitli formlarda gelebiliyor. Satürn'ün bir diğer uydusu var, Titan mesela. Bu her zaman daha çok hidrokarbonlarla yoğun, böyle metanın yoğun olduğu, amonyanın yoğun olduğu bir dünya olarak bilinen. Bunun da şu an onun sadece yüzeyinin o şekilde olduğu anlaşıldı. O yüzeyinin, o gazla, hidrokarbonlarla kaplı yüzeyin altında yine tuzlu bir okyanus olduğu düşünülüyor. Aslında okyanus dünyanın sayısı giderek artıyor. En son okuduğuma göre Plüto ve onun biliyorsunuz gezegenlikten dışlandı, evet, biraz hocam, Plüto başka bir cisim oldu. Şu anda gezegen değil, cüce gezegen öyle deniliyor kategorisinde galiba. Onun bir de bir ikizi var, Charon diye. Birbirinin etrafına dönüyorlar. Bunların ikisinin de birer okyanus dünya olabileceği şu an konuşuluyor. Hatta birazdan detayına ineriz. NASA'nın yeni bir 10 yıllık vizyonu gibi bir şey açıklandı. Buraya yeni bir mesela misyon gönderilecek, o da şeyin adayların içerisinde. Yani okyanus dünyalar şu an özellikle hayat arayışında çok çok öne çıkıyor. Neredeyse Mars'tan bile önemli bir hale geldi. Hocam, aslında sizin bu konuyu da içeren ve Avrupa Araştırma Konseyi IRC tarafından desteklenen bir projeniz var. Ve hocam, aslında siz oşinografsınız, bir deniz bilimcisiniz. Ama bu interdisipliner projeyle uzay bilimlerini ve deniz bilimlerini birleştiren bir araştırma yapıyorsunuz. Bu proje hocam bize neler kazandıracak, proje kapsamında yapılan araştırmalar? Evet, Avrupa Araştırma Konseyi çok kısaca açıklamak gerekirse gerçekten çığır açıcı. Gerçek anlamda interdisipliner, yani bilinen anlamda disiplinlerin sınırları içine sığamayan, o soruları araştırmaya insanları aslında teşvik eden bir program. Çok riskli soruları sormanız gerekiyor. Cevabını zor bulabileceğiniz, belki bulamayacağınız ama o cevabı bulmaya doğru giderken başka şeylerin önünü açabileceğiniz bir program önermeniz gerekiyor. Ben aslında dediğiniz gibi bir oşinografım, yani deniz bilimciyim. Konum da aslında ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunuyum ben. Sonra tabii oşinografi doktorası. Aslında hala bir nevi tersine kimya mühendisliği yapıyorum. Kimya mühendisi prosesleri tasarlar ve bazı ürünler ortaya koyar ya da bazı sonuçlar alır. Aslında hem dünyamızda hem de diğer işte yeni bulunan okyanus dünyalarda aslında bazı dağılımları görüyoruz. Su olur, bu sıcaklık olur, işte kimyasal türler belli dağılımlar gösteriyor, hem derinlikle hem işte alansal olarak. Bunlara hangi proseslerin yol açtığını çalışıyoruz. Yani oşinografinin biraz daha bu kimya ile ilgili alanına odaklanmış durumdayım tabii ki, eğitimim de gereği. Aslında buradan okyanus dünya araştırmalarına
Adım atmak çok da zor olmuyor. Şöyle anlatmam gerekiyor. Okyanus dünyalar ve oradaki yaşam arayışı. Şu an aslında biliyorsunuz yani su hep aranır hayat arayışı içerisinde. İşte son yıllarda organik moleküller aranmaya başlıyor. Buna yönelik detektörler gelişiyor. Özellikle öte gezegenlerde bunu arıyoruz. İşte oksijen tabii ki çok önemli bir hayat indikatörü gezegensel ölçekte. Ama mesela son yıllarda önemli olan, önem kazanmaya başlayan başka bir bileşen de metaller oldu. Bu anlamda benim de özellikle metallerin çevrimi konusunda özellikle derin deniz, karanlık, dünya okyanusunun ekstrem ortamlarında işte derin deniz hidrotermal bacaları gibi, okyanus ortası sırtları gibi ya da Karadeniz'in derinlikleri gibi böyle gerçekten ekstrem ve dünyamızın geri kalanından çok belki uzaydaki bazı habitatları andıran, çağrıştıran ve onlara model olabilecek yerlerde zaten çalışmalarım vardı. Avrupa Araştırma Konseyi için de daha öte bir, daha yeni bir soru ortaya atmak gerektiğinden aslında bu Deep Trace adını verdiğimiz kısaltmasını kullandığımız projeyi buna odaklandık. Yani derin denizdeki özellikle bu metallerin nasıl bir hayatı destekleyebileceği konusunda bize örnek olabilecek bazı yerleri seçtik bu projede. Karadeniz gibi, Marmara Denizi gibi hatta. Pasifik ve Atlantik'te bazı yine pilot alanlarımız var. Yani seçtiğimiz seferler düzenleyeceğimiz, denizaltı alanlarda dalış yapacağımız yerler var. Oradaki aslında bu okyanus dünyanın içini bir nevi temsil eden alanları çalışacak proje önümüzdeki 5 yıl boyunca. Ve orada ürettiği bilgiyle okyanus dünya araştırmalarında özellikle birazdan belki gireceğimiz yeni misyonların, uzay misyonlarının neleri araştırması gerektiğini, neye bakması gerektiğini böyle işaret edecek bir yere konumlanmış durumda proje. Bu anlamda özünde aslında bir derin deniz oşinografisi projesi. Yani projenin neredeyse dörtte birini şeye ayırdık. Özellikle ekibin içinde astrobiyologlar, okyanus dünya uzmanları tabii çekebilirsek bunları da ekibe dahil edip bu köprüyü, uzay ve derin deniz arasında köprüyü kurmaya çalışacak aslında proje tam anlamıyla. Hı hı. Buna odaklanacak. Tabii ki 5 yıl uzun bir süre. Proje tabii ki dünyadaki diğer bilimsel gelişmeler, projenin kendi bulguları içerisinde tabii ki hedeflerde dönüşebilir. Göreceğiz. Hocam çok heyecan verici bir proje. Sadece oşinograflar için değil aslında gerçekten alan dışından bilime meraklı olan herkesin heyecanını uyandıracak bir proje. Örneğin az önce yaşam arayışından evet. da bahsettiniz. Okyanus dünyalarda veya derin deniz habitatlarında yaptığımız araştırmalarda nasıl bir yaşam arıyoruz? Evet. Biraz metallerden bahsettiniz. Evet. Ama onun dışında biraz daha alan dışından da dinleyenlerin anlayabileceği şekilde biz nasıl bir yaşam arayışından söz ediyoruz? Evet. Bu da gerçekten çok çok önemli bir soru. Şimdi aslında hem oşinografide hem astrobiyolojide uzay bilimlerinin, hayat bilimlerinin ortaklaşa sorduğu bir soru var. Biz nereden geldik? Yani yaşamın evrimi, türlerin evrimi, türlerin kökeni tabii ki bunlar çalışılmış ama esas bilinmeyen bir konu var. İlk organizma nasıl oluştu, nasıl ortaya çıktı? Farklı bir soruyu çalışmıyor aslında çeşitli alanlar. Aynı sorunu çeşitli unsurlarını çalışıyor. Biz gerçekten bu en kökeni aslında girmeye çalışıyoruz ve ilk organizmanın ortaya çıkmasını sağlayacak özellikle kimyasal çevrimler, jeokimyasal çevrimler nelerdir, nasıl olabilir? Bunu sormaya çalışıyoruz. Demin de bahsettiğim gibi bu soru genel olarak su arama arayışı etrafına gelişti. Suyu bulduk şu an, birçok yerde bulduk, buluyoruz. Öte gezegenlerde bulacağız muhtemelen. Suyu bulduk, organik moleküller de tespit edildi. Bunların çeşitli türler olduğu tespit edildi. Henüz tabii ki bunlar biyolojik olarak üretiliyor. O kaynaklı değil de volkanik kaynaklı mı? Hani bunlar önümüzdeki sorular. Ama o soruya da girildi. Yaşanabilirlik araştırmaları ama şu an de metaller konusuna gelmiş durumda. Metaller hem kendi dünyamızdaki yaşamın evriminde hem de muhtemelen yeni bulacağımız hayatların evriminde çok kritik. Örneğin kanımız kırmızıdır değil mi? Bu neden? Çünkü hemoglobin diye bir protein vardır orada ve aslında bu oksijeni taşıyıcı, taşımakla görevli aslında kanımızda bulunan bir bileşendir. Ve bu bileşenin aslında ana unsuru bir demir atomudur. O demir atomu oksijeni bağlar biz nefes aldığımızda ve diğer organlara
vardığında demir atomu oksijeni bırakır ve bu şekilde oksijen taşınmış olur. Bu metallerin hayatımızdaki yerine dair çok çok aslında çarpıcı bir örnek. Birçok aslında enzim var. Enzimler dinleyicilerimizin bir kısmı bilir ama bilmeyenler için özellikle vücudumuzda süren bütün süreçleri aslında sağlayan yapı taşları, reaksiyonların gerçekleşmesini sağlıyorlar. Onlar olmasa belki çok çok uzun süreler alacak reaksiyonlar, onların varlığı çok hızlanıyor. Bu şekilde aslında biz metabolizmamızı sürdürebiliyoruz. Sadece demir değil, bakır gibi, tungsten gibi, işte birkaç tane daha metal var. Aslında çok fazla metal enzimlere kaynaklık edebiliyor ama özellikle Deep Trace projesinde demir, bakır, molibden, vanadyum, nikel ve mangan aslında metallerine odaklanacağız. Dolayısıyla yaşanabilirlik araştırmalarını, işte su arayışı, organik molekül arayışının yanı Deep Trace projesi bu metallerin de araştırmasını aslında sağlayacak. Dolayısıyla yaşanabilirlik araştırmaları, yani hayatın izlerini bulma araştırmaları diyelim, bu yöne doğru çekilmiş olacak. Ama ikinci bir yönü daha var. Bu okyanus dünyalar, Enceladus dedik işte Satürn'ün, Europa, Jüpiter'in. Şu an bunlar iki önemli hedef gerçekten. Bunların şöyle bir özelliği var. Buzla kaplı birer uydu bunlar aslında. Gezegen değil teknik olarak. Ama dünya, onun için dünya deniliyor. Okyanus dünya deniliyor bunlara. Bunların aslında mesela Europa yaklaşık 50-60 kilometre kalınlığında, belki 100 kilometre kalınlığında bir derinliğinde bir okyanusa sahip. Ama tabii ki daha küçük bir cisim, gök cisimi olduğundan yer çekimi o kadar hani fazla değil. Yani günün sonunda aslında mesela Europa'da ki okyanusun içindeki basınçlar bizim derin, yani dünyanın derin denizlerine benzer seviyelere ulaşıyor. Bu açıdan aslında derin deniz araştırmaları ile okyanus dünya araştırmaları arasında böyle bir paralellik kuruyoruz Deep Trace projesinde. Enceladus ise çok daha küçük bir gök cismi. Orada daha da aslında az bir yer çekimi var. Ama yine çok derin bir okyanustan bahsediyor. Yine onlarca kilometre derinliği. Tam tabii bunun miktarı da bilinmiyor henüz. Ama bunların en azından tuzlu birer okyanus olduğu biliniyor. Bu nasıl biliniyor? Çok ilginç bir şey. Bu çok yeni bir bulgu çünkü. İkisinde de buz birer kabuk olduğundan bahsettik ama bu buz kabuk böyle bizim yer kabuğumuz gibi çok çok konsolide katı olduğunu söyleyemiyor en azından konunun uzmanları. Yer yer çatlaklar var. Buz hareket ediyor. Çok ilginç bir şey. Buz hareket ediyor. Bizim aynı yer kabuğunun hareket etmesi gibi. Ve bu hareketler sonucu yani bir nevi buz tektoniği var. Tektonik dediğimiz jeolojinin bir alt dalı. Yer kabuğunun hareketleriyle ilgilenen bir alt dalı. Şimdi bir buz tektoniği aslında alanı da oluştu. Bu okyanus dünya çalışmalarında. Ve o araştırmacının bize de ilettiği bulgular bu buz tektonizması sonucu bazı çatlakların arasından şeyin o gök yani okyanus dünyanın daha içinde cereyan eden volkanizma nedeniyle bu da var bu arada önemli bir şey. Yoksa ölü bir cisim olurdu gerçekten. O volkanizma ona hayat veriyor. O volkanizma yani o şey nedeniyle o içten gelen enerji ile beraber içindeki okyanus bu buz kabuğundaki çatlaklar içinden o vasıtayla dışarıya püskürtülüyor. Bulgularımız buradan aslında. Bulgularımız geliyor. Buradan. Benim özellikle Deep Trace'i kurgularken aslında önemli miktarda yani belki onlarca yüzü aşkın bu tip literatürü taradım. Çok yeni bir literatür bu. Son 4-5 yılın yayınları gerçekten ve hem uzay teleskoplarıyla hem de bir önceki misyon olan işte Cassini gibi Galileo gibi misyonların da verilerini tekrar ziyaret ederek aslında bu püskürtülerin tuzlu bir okyanusa ait olduğunu bulmuş durumda. Bu püskürtülerin bu özellikle uzay teleskoplarıyla bir nevi düzenli olarak yani düzenli derken erişilebilir olduğunu da yani siz oraya bir uzay aracı göndereceğiniz zaman muhtemelen onu bulma şansınız çok fazla. Bu müthiş bir aslında fırsat sunuyor bize önümüzdeki yıllarda. Ve bu fırsat gerçekten yeni yaklaşımlarla belki o püskürmenin içindeki metalleri de bulmak, ölçmek, hangi metaller olduğunu anlamak. Demin anlattım, demir bulursak o bazı metabolik yolları işaret edecek. Vanadyum bulursak başka metabolik yolları işaret edecek. Ve birdenbire biz o metalleri görerek, tabii ki diğer kimyasal bileşenlerle beraber
O buz kabuğunun altında nasıl bir okyanus var ve nasıl metabolik, nasıl hayatlar mümkün olabilir, nasıl evrimsel yollar mümkün olabilir, bunu ilk defa anlama şansım olacak. Bunu anlayabilmek için o uzay araçları oraya gittiğinde, o ölçümleri yaptığında dünyadaki benzer sistemlerdeki bilgilere erişebilmeleri gerekir ki oradaki yorumları doğru yapabilirim. Aslında bu okyanus dünyadaki yaşam arayışı şu an bu noktaya gelmiş durumda. Hocam, uzay misyonlarından gelen bulgulardan söz ettiniz. İşte Galileo ve Cassini gibi veya Hubble, evet, uzay teleskopu gibi. Hocam, bu bağlamda sormak istiyorum. Yeni misyonlardan bize gelen bu konuda, okyanus dünyalar konusunda yeni misyonlardan, işte James Webb teleskobu, evet, gibi veya diğer yeni uzay misyonlarından biz yeni bulgular bekliyor muyuz okyanus dünyalar konusunda? Bu da gerçekten çok güzel bir soru ve çok güncel bir konu bu. Özellikle NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA şu an bu konuya eğilmiş durumda. Her ikisinin şu an birer okyanus dünya misyonu hazırlanıyor. ESA'nın, yani Avrupa'nın misyonunun adı JUICE adında bir şey. Jupiter Icy Moons, yani özellikle Jüpiter sistemine odaklanacak. Jüpiter daha yakın olduğu için. NASA'nın misyonu da Europa Clipper. Jüpiter'in buz okyanus dünya uydusu olan Europa'ya uçacak. Yani Europa'ya şu an 2023, 2024, 2025 gibi bunların fırlatılması öngörülüyor. 6-7 yıllık galiba ya da 5-6 yıllık bir seyahat söz konusuymuş benim öğrendiğime göre. Yani 2030, 2031 gibi gerçekten bu iki uydu da tabii son derece yeni sensörler donanımlı, o püskürmelerin içeriğine dair müthiş veriler elde edecek o şekilde programlandığında. Galiba JUICE sadece Europa değil, diğer Callisto gibi, Io gibi diğer Jüpiter'in buz ve su olma ihtimali uydularının da etrafında veri toplayacak. Yani müthiş bir 10 yıla inanılmaz ölçekte yeni veriler elimize geçecek. Ve zaten Deep Trace'in de bir amacı o veriler geldiğinde okyanus biliminde hazır olması. O verilerin nasıl yorumlanacağına dair okyanusun, kendi okyanuslarımızın içinden en son teknolojiler yapılmış ölçümlerin olabilmesi. Tabii ki sadece bu tip uzay araçları söz konusu değil, hazırlanan. James Webb Uzay Teleskobu'ndan bahsettiğiniz çok önemli bir araştırma altyapısı, biliyorsunuz birkaç ay önce uzun yıllar, gecikmeler, 20 yıllık galiba bir öyküsü var. Çok ilginç bir öyküsü var onun da, ama sonunda gerçekten fırlatıldı ve tahminlerin ötesinde şu an bir çalışma hayat yaşamı olacağını ben de duydum. Çok çok heyecan verici bir şey. James Webb gibi sistemlerde de bu püskürmeler özellikle çok çok daha yüksek çözünürlükle çalışılabilecek. Ama James Webb teleskobunun bir özelliği tabii ki bir öte gezegen altyapısı da olması. İşte yeni yıldız sistemlerine odaklanacak. Yeni öte gezegenler bulacak. Tabii burada öte gezegen konusu benim konum olmamakla beraber ilgimi şöyle çekiyor. Öte gezegen konusu bayağı ERC alan bir konu. Avrupa Araştırma Konseyi destekliyor. Gerçek anlamda bir çok çok yeni bir konu. Ve orada da aslında yaşam arayışı bu size anlattığım derin denizler ya da okyanus dünyalardaki parametrelerden farklı bir şeye bakmayacak. Öte gezegenlerde de yine önce su arayacağız. Tabii ki o yıldıza uygun bir uzaklıkta mı o bakılacak. Nasıl bir atmosfer, oksijen var mı? Buna bakılacak ama özellikle bunların bile varlığı belki yetmeyecek. Belki metal var mı? Böyle metallerde, metallerin varlığına dair bir işaret var mı bu öte gezegenlerde? Bu tip veriler de James Webb gibi teleskoplarla toplanacak. Bu arada yine o yeni duyduğum bir şey. James Webb'ten sonraki de teleskop da şu an tasarlanıyormuş. Bu da çok heyecan verici bir şey. Yani gerçekten önümüzdeki 10-15 yıl bu hayat arayışı konusunda bilgilerimizin katlanacağı bir 10 yıl olacak. Ve tabii ki Mars'taki bütün bu rover'lar ve yeni sistemlerin de ileteceği verileri düşünürseniz gerçekten bence 10 yıla, 8-10 yıla gerçekten yeni bir, ne diyelim, hayat tanımı önümüzde olacak. Benim biraz da çabam gerçekten okyanus bilim tarafından da buna hazır olmamız. Hocam, bu şeyi kaçırmamamız. Sizin anlatımınızda aslında dikkatimi çeken öte gezegenlerden bahsettiniz. Aslında öte gezegen araştırmaları da bir şekilde deniz bilimlerine çok ihtiyaç duyacak, evet, diye anlıyorum. Yani bu konudaki araştırmanın ilerlemesi biraz da sadece uzay bilimleri değil, deniz bilimlerinin de
çok büyük katkısıyla gerçekleşebilecek bir şey. Aslında deniz bilimcisi olarak şu an kendimi şanslı hissediyorum, açıkça söyleyeyim. Ve beni dinleyen genç arkadaşlara da öneririm. Neden? Çünkü şöyle, deniz bilimleri tabii interdisipliner bir konu, her şeyden önce o açıdan çok zevkli. Kendi sınırları olmayan bir konu gerçekten, denizin her türlü unsuru çalışma konumuz. Ama şu an 3 tane konu var deniz bilimine gerçekten ihtiyaç olduğunu giderek hissettiren 3 konu var. Birincisi tabii bu sohbetin konusu değil ama iklim değişikliği ve bu işte krizler, çevresel krizler giderek patlayan müsilaj bunlardan birisiydi. Deniz bilimine neden ihtiyaç olduğunu bütün ülkeye galiba maalesef o şekilde biraz gördük. Ama deniz biliminin orada çok önemli hizmetleri olduğunu düşünüyorum. İkinci konu, tabii yeni bir dünya artık kurulmak zorunda. Karbonsuz, daha doğrusu fosil yakıtlardan artık sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçmemiz gerekiyor. Ve denizlerde de bunun kaynakları mevcut. Deniz, hem denizin içi, denizin üstü ve kıyılarımız bu dönüşümde çok önemli bir rol oynayacak. Üçüncü konu tam sizin dediğiniz konu. Yani bu bütün birçok disiplinin ortak sorusu olan hayat var mı, nasıl bulacağız, neye bakmamız gerekiyor? Uzayda sorusunun da aslında biraz da beklenmedik bir ölçüde. Bu sorunun da okyanus bilimcilere aslında ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Bunun ana nedeni demin de bahsettiğim gibi çok derin okyanusların keşfedilmiş olması. Bu okyanusların içindeki sadece kimyasal çevrimlerin değil, akıntıların, su hareketlerinin çalışılması gerekiyor. Yani sadece deniz kimyacı, deniz fiziksel oşinografi dediğimiz alanında devreye gireceğini düşünüyorum yakında. Deniz jeofiziği alanında muhtemelen, çünkü çok aktif bir çekirdeği var bu okyanus dünyaların. O çekirdek nasıl bir okyanus tabanı oluşturuyor, onun şeyle nasıl bir ilişkisi var, böyle konular var ve klasik uzay bilimleri içerisinde ya da işte NASA'ya ya da işte Jet Propulsion Laboratory'a gittiğiniz zaman bu işleri yapan, onlar da şu an bunun farkında. Çok işte bu alanın en önde gelen ismi şu an derin deniz denizaltılarıyla dalmaya başladılar. Hani ya bizim aslında okyanus bilim görmemiz gerekiyor, dünyadaki sistemler nasıl işliyor diye bizzat dalanları biliyorum. Bu böyle bir alan gerçekten, oşinografinin yeni uygulamaları gelişiyor, dinamik bir alan. İhtiyaç artacak ama hem toplumsal aslında hizmet anlamında ihtiyaç artacak deniz bilimine, hem de çok temel soruların, çok temel bilimsel soruların aydınlatılması konusunda deniz bilimine ve deniz bilimcileri, yeni deniz bilimcilere ihtiyaç olacak. Hocam çok teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, bize okyanus dünyaları, oşinografiyi anlattığınız için ve bizi Erdemli kampüsümüzde konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Büyük mutluluk duyduk sizleri ağırlamaktan. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler.